Sevgili izleyiciler, İlhan Cavcav tesislerindeyiz. Hacettepe Spor Kulübü de kurban kesimi ardından da antrenmanla birlikte yöneticiler şu anda takımı izliyorlar. Biz de birazdan Başkan Bülent Üstündağ ile birlikte ilk röportajı gerçekleştireceğiz. Klas Spor TV'de takipte kalın. Sevgili izleyiciler, Hacettepe Spor Kulübü Başkanı Bülent Üstündağ ile birlikteyiz. Klas Spor TV'de de ilk röportajı şu anda kendisiyle yapma şerefine nail oldum. Öncelikle göreviniz hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. İlk antrenman da hayırlı olsun. Evet, resmi olarak sezonun ilk antrenmanı. Evet. Takımımıza, oyuncularımıza, seyircilerimize, yöneticilerimize hepsine hayırlı olsun. Şimdi yeni yönetim diyoruz. Evet. Yeni yönetimle birlikte İlk önce Hacettepe Spor neler bekliyor bunu öğrenmek istiyorum. Ardından birazcık daha yönetimle birlikte Gençlerbirliği'ne de değineceğiz tabii ki. Tabii ki. Tabii ilk önce yönetim olarak bütün yöneticilerin kalbinden geçen, gönlünden geçen şampiyonluk. İnşallah bulunmuş olduğumuz durumdan çıkmaktır. Hedefimiz o. O konuda hem yönetim olarak hem de oyuncularımıza gerçekten güveniyoruz. Bugün zaten bir sabah kahvaltı yaptık. Sezonun ilk kahvaltısı, ilk buluşması. Bunda da altını çizerek değindiğimiz nokta sakatlık olmadan başarılı bir sezon geçirip inşallah şampiyon olmak. Başkan Vekili Savaş Bey'le de konuştuğumuzda demişti ki ilk önce iyi insan ardından iyi sporcu yetiştirerek Hacettepe Spor Kulübü'nün meyvelerini vereceğiz demişti. Sizin de ilkeniz bu yönde tabii ki ama transferler de oldu, takıma katılan isimler oldu. Takıma katılan isimler olduğu gibi katılacak isimler de mutlaka olacaktır. Mutlaka olacak. Oyuncu değerlendirmeniz nasıl? İnşallah bu bir hafta 10 gün içerisinde her şey netleşecek. Gelen çocuklarımızın, arkadaşlarımızın birçoğu yine Gençlerbirliği Hacettepe kökenli. Yine Gençlerbirliği'ne şu an izlemede olan arkadaşlarımız var. Onlardan da belki Hacettepe'ye geri dönecek. Güzel bir ekip kuracağımıza inanıyorum. Tabii ki bizim önceliğimiz gerçekten iyi bir insan, iyi bir sporcu. Geleceğe gerçekten bizim dokunup da çıkartabildiğimiz, isminden söz ettirebildiğimiz kaliteli futbolcular üretmek. Hacettepe'nin misyonu yetiştirme okulu gibidir. Şimdiye kadar hep yaptığımız Türk futboluna, Gençlerbirliği'ne faydalı arkadaşlar çıkarmak. İsimleri o kadar çok arkadaşımız var ki bugün isimlerinden söz ettiren. Bunların da hiç değilse Hacettepe olarak da bizim de bir noktamız, bir temasımız olduysa gurur diyoruz, mutluluk duyuyoruz. Şimdi transferler oldu dedik ama Hacettepe'den birçok oyuncu da Gençlerbirliği'ne çıktılar, evet. Kendileri. Bu yapılan transferlerde şu anda Hacettepe'nin durumuyla ilgili mi, birazcık daha Gençlerbirliği düşünülerek de yapılmış transferler mi? Tabii maksadımız ne? Hacettepe'yi başarıya çıkarmak. Başarıyı çıkartırken de bu ekipteki arkadaşlarımızın başarısıyla çıkacak tabii. Onlar da ister istemez kendilerini gösterecek. Herkesin bir hedefi vardır hayatta. Ticari hayatta da öyle, futbol hayatında da böyle. Futbol hayatındaki hedefler tabii Hacettepe'yi bir atlama engeli olarak, bir yetiştirilme okulu olarak görüp daha üstlüklerde oynamak arkadaşlar. Muharrem Hoca ile ilgili de soru sormak istiyorum. Kendisi Ankara'da birçok kulüpte yer aldığını söylemişti. 1-1,5 senedir de görev almamıştım ama Gençlerbirliği'nde Hacettepe'de ilk kez bu ortamda görev yapıyorum. Sanki göreve yeni başlamış gibi de heyecanlıyım demişti. Evet. Yani sorum şu olacak. Muharrem Hoca'yı seçmedeki sebebiniz nedir? Heyecanı. Çok fazla kulüpte çalışmış, ikinci, üçüncü liglerde çalışmış. İlk onunla görüşmeyi yaptığımız takdirde o gözündeki enerjiyi, ışığı aldı. Gerçekten çok istekli, çok arzulu. Bizim temamızı, bizim düşüncemize hitap edebileceğini, bizimle uzun yol yürüyebileceğini düşünerek kendisiyle bu sözleşmeyi imzalayarak başladık. Öncelikle Muharrem Hoca'nın ekibiyle kendisine, yönetim kurulumuza, ve onunla beraber buradaki görmüş olduğunuz bütün arkadaşlara gerçekten çok güveniyorum. Bu sene inşallah Hacettepe olarak çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Siz şimdi yeni yönetimisiniz ama birazcık daha eskiye de değinmek istiyorum. Yönetim açısından birazcık daha Gençlerbirliği ağırlıklı bir yönetim vardı. Şimdi birazcık daha artık Hacettepe ağırlıklı bir yönetim söz konusu. Bakıldığı takdirde 3 sezonda ben Gençlerbirliği yöneticilik yaptım. Benim de evliyatım Gençlerbirliği. Ailem de Gençlerbirliği. Sağ olsun Niyazi Bey ile beraber Hacettepe'ye başkan önerisinde bulundu. Sağ olsun kongre yaptık ve başkan olarak seçildim. Hedefimiz tabii Gençlerbirliği'ye faydalı olabilmek, Ama Hacettepe'yi çok iyi noktalara çıkarmak. Umarım. İlk röportajı gerçekleştiriyoruz. İlk röportajı Savaş Bey'le de gerçekleştirdiğimizde son maçta da karşılaşmada şampiyon olarak röportaj yaparız inşallah, demişti. İnşallah. Ben de Ankara adına umarım son röportajı da yine birlikte yaparız ve sizlerle şampiyonluk konuşmasında yaparız temennisinde bulunmak inşallah, istiyorum. İnşallah. Bizim de temennimiz o. Her şey Türk futbolu için diyorum. Hayırlı uğurlu olur inşallah Hacettepe'nin sezonunda. Çocuklarımız inşallah sakatlık olmadan sağlıklı bir sezon geçirirler. İnşallah başarılı bir sezon geçiririz. Güzel şeyleri imza atarız. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, Hacettepe Spor Kulübü Başkanı Bülent Üstündağ ile birlikteydik. Yeni sezonun ve yönetimle birlikte değerlendirmede bulunduk. Klas Spor TV'de takipte kalın.